Element Kaptan herkese merhaba arkadaşlar. İlk maçımızla başlıyoruz. Dev Biter karşısında Vulpix. Bubble Beam doldurup hemen hızlı şekilde vurmaya çalışacağız. İlk atak rakipten geldi. Burada kalkan kullanmayacağız. Genelde Body Slam kullanıyorlar Vulpix'e. Daha hızlı erid olduğu için. Ve Body Slam geldi. Dediğim gibi tekrar Bubble Beam'i doldurmaya çalışıyoruz. Burada Bubble Beam vuracağız. Rakibin atağını keseceğiz. Atağını düşüreceğiz. Kalkan geldi, güzel oldu. Tekrar atak geliyor. Yine kalkan açmayacağız. Yine muhtemelen Body Slam kullanacak. Hızlı doldurdu. Burada hemen Seal'la devam edeceğiz. Yine onunla da Aqua Tail dolduracağız su saldırısı. Burada yine kalkan kullanmayacağız. Yine Body Slam gelecek. Hemen Aqua Tail'i vuracağız. Bakalım son kalkanını kullanacak mı rakip? Oo, kalkanı kullanmadı. Güzel oldu. Bakalım sıradaki Pokemon'la bir Oddish. Ona da aynı şekilde Aqua Tail'i vuracağız. Ice Shard buz nefes sayesinde Oddish'e etkili şekilde vuruyor Seal'ımız. Kalkan geldi. Güzel oldu. Son kalkanını aldık. Aynı şekilde Aqua Tail'i doldurmaya deneyeceğiz. Rakip değişime gitti. O bir sayede kaldı. Sayede de yine aynı şekilde Aqua Tail vuracağız. Arkada Oddish'imiz var. Sayede etkili şekilde vuracağız o sayede. Oddish'le devam edeceğiz burada. Zaten Oddish gördüğünüz gibi Shadow Oddish bayağı etkili vuruyor. Bu ligde de ikinci sırada. Son Pokemon'lu. Oddish'e karşı Oddish'te kalkan kullanacağız burada. Seed Bomb geldi. Ve ilk maçımızı böylelikle aldık. Gördüğünüz gibi. Sıradaki maçta devam ediyoruz. Dev Biter karşısında Piplup. Yine aynı şekilde Bubble Beam dolduracağız. Rakibin atağını düşüreceğiz. Bubble Beam'i vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi? O burada bir kalkan geldi, güzel oldu. Kalkan açmayacağız burada. Bakalım su saldırısı mı gelecek, buz saldırısı mı? Ice Wind'i buzlu rüzgar geldi. Kalkan kullanmadık. Tekrar Bubble Beam dolduracağız burada. Yine kalkan açmayacağız. Yine Ice Wind'i geldi. Bubble Beam'i kullanacağız. Bakalım diğer kalkanı kullanacak mı rakip? Kullanmadı. Ve Piplup'u aldık kalkan kullanmadan. Bakalım sıradaki Pokemon hangisi? O bir Charmander. Hemen Bubble Beam doldurmayı deneyeceğiz. Aa, dolduramadık. Biz de hemen Seal'a geçtik. Hızlı şekilde Aqua Tail dolduracağız. Burada kalkan açacağız. Charmander'a karşı. Flamethrower geldi, bir ateş saldırısı. O rakip değişime gitti. Bir Balbazar aldı. Biz de hemen Oddish'e geçeceğiz. Geçtik. Burada kalkan açmayacağız. Bakalım ne saldırısı gelecek. Sludge Bomb geldi. Kötü oldu. Oddish'i kaybettik. Hemen hızlı şekilde Ice Wind'i vuracağız. Rakibin atağını düşüreceğiz. Biz de buzlu rüzgarla. Kalkan geldi. Güzel oldu. Tekrar Aqua Tail vuracağız. Su saldırısı. Rakibin kalkanı kalmadı. Ve son Charmander'a karşı yine Aqua Tail doldurmayı deneyeceğiz. Hızlı şekilde. Aqua Tail'i doldurduk. Güzel oldu. Bu maçı da bu şekilde aldık. Sıradaki maçta devam ediyoruz. Dev Biter karşısında bir Fantup, bir Hayalet Çimen türü. Hemen hızlı şekilde Bubble Beam dolduracağız. O rakip değişime gitti. Bir Binarch'la aldı. Kayasu türü, biz de değişime gideceğiz. Bubble Beam'i vurduktan sonra Oddish'e geçeceğiz.
Shadow dişe. Rakibin defansını düşürüp kalkan geldi, güzel oldu. Hızlı şekilde Shadow Diş Inakile'yi aldı. Bakalım yeniden Phantom'a mı dönecek? Oo, bir Totodile. Totodile'ı da aldı. O diş adeta tek başına oynuyor. Phantom'a karşı da Seed Bomb vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi? Rakip çekilir mi acaba? Ve o diş maçı tek başına aldı. Sıradaki maçla devam ediyoruz. Teyupider karşısında Mariana, su zehir türü. Yine aynı şekilde Bubble Beam doldurmayı deneyeceğiz. Defansını düşürmek için. Burada kalkan kullanmayacağız. Brian saldırısı geldi. Bubble Beam'e vurup defansını düşürmeyi deneyeceğiz. Bakalım kalkan gelecek mi, gelmedi rakipten. Tekrar Bubble Beam'i dolduracağız ve değişime gitti rakip. Bir Feroz Test aldı. Demir Çimen türü, biz de Seal'a geçtik hemen. Burada yine kalkan açmayacağız. Demir Kafa Iron It geldi. Tekrar Aquatic Tail vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi rakipten. Ve kalkan geldi. Bir kalkanı kaldı rakibin. Tekrar Aquatic Tail vuracağız. Bakalım kalkan yine gelecek mi? Son kalkanını açacak mı? Kalkan gelmedi. Yine aynı şekilde Aquatic Tail dolduracağız. Dolduramadık. Kalkan açmayacağız yine. Bakalım Iron It mi vuracak? Demir. Yine Iron It saldırısı geldi. Burada hemen Oddish'le devam edeceğiz. Sırada Oddish'le. Rakip değişime gitti. Biz de gittik hemen. Teyupider'i aldık. Bubble Beam vurup defansını düşürmeyi deneyeceğiz. Rakipten son kalkan geldi. Enerjimizi kasamadık. Yine kalkan açmayacağız. Weatherwall kullandı. Rakibin 3 Pokemon'u. Bizim 2 kalkanımız ve tek Pokemon'umuz var. Hemen hızlı şekilde Seed Bomb'ı dolduracağız. Burada kalkan açacağız. Rakipten yine Weatherwall ateş saldırısı geldi. Kısa bir lag ardından Seed Bomb'ı vuracağız. Ve Vulpix'e geçtik. Bakalım hangi Pokemon'da devam edecek. Oo. Mariani'ye döndü. Mariani'yi de geçtik. Ve son Pokemon'u da geçtik. Tek kalkan arttırarak. Sıradaki maçta devam ediyoruz. Diapidur karşısında Lotad'a karşı. Lotad bir çimen su türü. Rakip değişime gitti. O bir Shellos aldı. Biz de hemen değişime gidip o dişi aldık. Burada kalkan kullanmayacağız. Bakalım rakip hangi saldırıyı kullanacak. Evet, kısa bir lagın ardından Mud Bomb kullandı. Yine lag oldu. Basıyoruz. Bekliyoruz. Bakalım hangi Pokemon'la devam edecek. Lag'dan sonra göreceğiz. Oo, bir Numel. Ve o dişimiz gitti. Tekrar Seal'la devam ediyoruz. Numel bir ateş yer türü. Aquatic Tail dolduracağız. Burada kalkan kullanacağız. O bir stomp atağı geldi. Hemen Aquatic ile vuracağız. Bakalım rakipten kalkan gelecek mi? Lag oldu. Kısa bir lagın ardından kalkan geldi. Rakip yine değişime gitti Lotad'a. Biz de hemen de Jupiter'e geri döndük. Burada Bubble Beam vuracağız. Defansını düşüreceğiz yine. Hem hatanı. Tekrar yine aynı şekilde Bubble Beam'i dolduracağız. Burada kalkan kullanmayacağız.
Evet, hatta Bubble Beam kullandı. Tekrar Bubble Beam'i doldurduk. Enerjimizi kastık. Güzel oldu. Son kalkanı alabilecek miyiz? Bubble Beam'e vuruyoruz. Bakalım son kalkan gelecek mi rakipten? Son kalkan geldi. Seal'la devam edeceğiz. Maçı tamamlayacağız. Hızlı şekilde Aquatia ile vuracağız. Burada son kalkanımızı kullanacağız. Lak oldu. Lak olmasa vurabilirdi belki. Yine stomp geldi. Aquatia ile maçı bitireceğiz. Ve bu maçı da bu şekilde alacağız. Sıradaki maçta devam ediyoruz. Deep Eater karşısında kostümlü bir Piplup. Piplup gerçekten çok sevimli ama bu ligde sevimliye yer yok. Yine aynı şekilde Bubble Beam'i dolduracağız. Bakalım rakipten kalkan gelecek mi? O bir kalkan geldi ve rakipten atak geliyor. Burada kalkanlaşmayacağız. Bakalım hangi saldırı gelecek. Sevimli People'dan Ice Wind'i geldi. Ve rakip değişime gitti. Bir Thresh kaldı. Çimen türü. Hızlı saldırımız böcek vuruşu olduğu için etkili şekilde vuruyoruz onu da. Burada kalkan kullanacağız. Thresh'dan bir Grass Knot geldi. Biz hemen Bubble Beam'i vuracağız. Defansını düşüreceğiz hem de atağını. Bubble Beam'e vurduk. Ve böcek nefesimizle Thresh'ı alt ettik. Bakalım tekrar Piplup'a mı dönecek? O bir şey aldırmış son Pokemon'u. Yine Bubble Beam vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi rakipten? Kalkan gelmedi. Yine hızlı şekilde Bubble Beam'i doldurmayı deneyeceğiz. Kısa bir lag ve Bubble Beam'i doldurduk. Bakalım kalkan açacak mı? Küçük Shellder. Son kalkanını kullandı burada. Ve onu da alt ettik. Güzel oldu. Küçük Piplup'a karşı ve rakip pes etti. Bu maçı da aldık. Sıradaki maçta devam ediyoruz. Bir Slowpoke karşısında dev bitirimiz. Slowpoke bir Psychic türü. Ve rakip hemen değişime gitti. Antiydi. Golden'a geçti. Biz de hemen Oddish'e geçtik. Ve Golden'ı alt ettik. Rakip bakalım hangi Pokemon'a devam edecek. Tekrar Slowpoke'a döndü. Psychic vuruşlarıyla Oddish'imizi alt etti. Tekrar dev bitirime döneceğiz. Slowpoke'a alt ettik. Güzel oldu. Bubble Beam'e vuracağız burada. Kalkan gelir mi? Muhtemelen gelmeyecek. Ve rakip son Pokemon'uyla devam edecek. Son Pokemon bir dev bitir. İki dev bitirin kapışmasında iki şer kalkan var iki tarafında. İlk Bubble Beam'i biz vuracağız. Muhtemelen rakipten kalkan gelmeyecek. Tekrar Bubble Beam vurmayı deneyeceğiz. Ve bizim de Jupiter'ımız gitti. Seal'la devam edeceğiz. Biz de kalkan kullanmayacağız burada. Yine rakip Bubble Beam vuracak. Tekrar bir Bubble Beam daha geliyor. Kalkan yine kullanmadık. Her iki tarafta ikişer kalkanla gidiyor. Aqua Tail vuracağız. Bakalım kalkan gelecek mi rakipten? Rakipten bir kalkan geldi. Güzel oldu. Burada kalkan açacağız. Muhtemelen Bubble Beam vuracak. Tekrar Aqua Tail vuracağız. Son kalkanı gelecek mi rakibin? Ve kalkan geldi. Güzel oldu. Tekrar Aqua Tail vuracağız. Bakalım maç almaya yetecek mi? Oo, yetmedi. İyi ki tek kalkanımız varmış. Yoksa maç rakibinde.
İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.